Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine Şirek'le geldim. Biliyorsunuz bir önceki videoda Şirek'i serisine katmıştık. Yine abonelerimden gelen istek üzerine arkadaşlar Fiona'yı da ördüm arkadaşlar. Şimdi bu videoda yapım aşamalarını sizlerle birlikte paylaşacağım. İkiliyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi detaylar için arkadaşlar, sabit vücut videosunun linki açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan gidip kafasını birebir aynı örüyoruz. Gözlerini takıyoruz. Sadece elinde şu kol kısmında, yani 1, 2, 3, 4 sırasını fıstık yeşili yaptım. Geri kalan kısmını yeşil yaptım. Koyu yeşil yaptım. Ve şu beden kısmına gelecek olursak, şimdi eteği de kapattı ama arkadaşlar şöyle bakayım. Ayak kısmında 3 sırasını koyu yeşil, devam eden 1, 2, 3, 4, 5 sırasını fıstık yeşili, sonra devam eden sıraya koyu yeşil takıyoruz. Koyu yeşili de arkadaşlar iki yandan kestiğimiz ilmeğe kadar, yani boyunda, yani bedeni kapatmaya başlamadan önce 3 tek bir kesme işlemi yapıyoruz. Ondan önceki sıra şuradaki yeşil olan sıramız. Yani kesmelere başlamadan önce iki yandan kestiğimiz sıraya kadar koyu yeşil örüp geri kalanını fıstık yeşili örüp tamamlıyoruz arkadaşlar. Geri kalan detayları da şimdi bu videoda sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. İsterseniz şu ayrımı yapmayabilirsiniz. Komple ayaklarıyla birlikte gözükmüyor zaten. Hani benim şuraya fıstık yeşili koymam. Koymasanız da olur. Yeşille başlayıp koyu yeşille şuradaki sıraya kadar, iki yandan birer ilmek kestiğimiz sıraya kadar arkadaşlar koyu yeşil örüp kalan kısmını da fıstık yeşiliyle tamamlayabilirsiniz. Çünkü altta kalıyor, gözükmüyor. Öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda Fiona'mızın kulaklarını, burnunu, tacını, saçını, eteğini ve elbisesinin bu şeklini verip Fiona'mızı öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunu da söyleyeyim buradan. Fiona'nın biliyorsunuz saç taktık ve ben Fiona'nın sabit vücut videosunun linkini dediğim gibi açıklamalar kısmında var. O linkten gittiğiniz zaman kafayı hepsini fıstık yeşile örmedim. Kafanın bakın şuraya kadar, saçımızı şöyle kaldırayım. Bu saç taktığım kısma kadar kırmızı olarak ördüm. Çünkü aralardan fıstık yeşili renk gözükmesin diye tepe kısmını şöyle kırmızı olarak çalıştım. Nereye kadar yaptım? Bu artış yaptığımız 5 tek bir artırmaya kadar. Yani en son artırma işimi, 6 tek bir artırmayı şuradaki, tığımı alayım. Şuradaki sıra yeşil olan sıra 6 tek bir artırma. Diğer tarafım, ondan sonra düz kısma geçiyorum. Yani 5 tek bir artırmaya kadar kırmızı olarak tepe kısmını çalıştım. Ve saç taktığım zaman aslında bakın örmüş olduğum kırmızı aralardan gözüküyor. Ama yeşil olsaydı daha çok gözükecekti. Kırmızı olduğu için çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Tepe kısmında 5 tek bir artırmaya kadar kırmızı olarak yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde olur arkadaşlar. Şimdi benim ipim Gazal Baby Koton. Şöyle göstereyim. Ana renk olarak bunu kullandım. Eteği, elbisesi diyelim. Elbisesi için bu ton yeşili. Sizler istediğiniz tabi renkte yine yapabilirsiniz. Ton farkı olabilir. Önemli değil. 2 numara, her zamanki kullandığım 2 numara tığımı arkadaşlar, ucu pot olan iğnemi yanıma alıyorum. Elyafınız yanınızda olsun. Boncuk elyafı kullanıyorum ben yine. Makasımız, tığımız, malzemelerimiz bunlar. Yanımızda olsun ve Fiona'yı örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, eteği için arkadaşlar, yani elbise olacak. Alt tarafa dikeceğiz bunu. Şimdi ayrıyeten öreceğiz. Sarı ipimi alıyorum. Kemer kısmı arka olacak bu arkadaşlar. Şöyle hemen zincirimi sıkıladım ve toplamda 29 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5
8, 9, 10, 13, 29 tane çektim ve ben şimdi bunu şöyle bir ölçeceğim. Sizler de elinizde örmüş olduğunuz bedene ölçerseniz, biz bunu şimdi buraya dikeceğimiz için buraya tam olması lazım. Evet, benim 29 tane tam geliyor. Eğer biraz gevşek ördüyseniz, büyük olmuştur bedeniniz demek, zincir ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle düz bir şekilde zincirimizi tutup diğer ucunu alıyorum. Hemen en baştaki zincire bir önceki ilmeğimden de almış olduğum ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi sık iğne devam ediyorum. Batmış olduğum noktaya, birleştirdiğim bu noktaya ilk sık iğnemi yapıyorum ve örmeye başlıyorum. 2 3 4 sık iğne yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi yan yana sıradaki 3 tane zincirime şöyle biraz netleştireyim. Şimdi sıradaki 3 tane zincirime çift batacağım. Tam ön kısmına gelen yeri burası. Bu zincirime 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki zincire yine 2 tane batıyorum. Bir diğerine yine 2 tane batıyorum. Ve kalan zincir sayım, sıramın sonuna kadar 13 tane kaldı arkadaşlar. Bu 13 tane olan zincirlerime de birer tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna doğru örüyorum. Şimdi sonda şurada 3 tane ilmeğim kaldı ve şu ipimi arada gizlemek istiyorum. Sonra da içine çekebiliriz ama burada hemen ikisini bir zincirime batmışken araya alıyorum o ipi de. Örerek arasında şu son 3 ilmeğimi de yürütüyorum. Son ilmeğimdeyim. Ve bundan sonra yeşil ile devam edeceğim için şu koyu yeşilimizle son ilmeğimi, tığımı aldım arkadaşlar. Bunu örmüyorum, sarıyla bırakıyorum ve yeşil ipimle geçiriyorum. Ve hemen sıramın en başına batıp burada ilmek kaydırma yapacağım. Almış olduğum ilmeği arkadaki ilmekten geçiriyorum. CC tekniği diyoruz buna. İlmek kaydırma da diyebilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya çıktım. Batmış olduğum noktaya tekrar sık iğnemi yapıyorum. Bu benim ilk ilmeğim oluyor çünkü. Tekrar sık iğne olarak devam edeceğim. Ve şurada sarı ipimle yeşil ipimi birbirine bağlıyorum. Ve şimdi bu eteğimizi bedene dikerken sarı iple dikeceğim için sarı ipimi biraz şöyle uzun bırakıyorum. Ve yeşille örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi
Şimdi birebir öreceğim. Artırma yapmayacağım arkadaşlar. Sıra sayımı tam bilmiyorum. Boyuna uygun olana kadar bakacağım. Birazcık ayakların ucu gözüksün yeter arkadaşlar. Bir 3-4 sıra veya 5 sıra bilemiyorum. Ben şimdi bu düz olan yerlerimi örüp sıra sayısı vereceğim size arkadaşlar. Düz olan yerlerimi örüp geliyorum. Birebir öreceğiz. Sık iğne yapıyoruz. Her yuvaya bir tane sık iğne yaparak bir müddet birkaç sıra öreceğiz. İlmek kaydırma ile bir üst sıraya şurada çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Birbirini tamamlayan bir sıramız olmuş olacak. Evet, toplamda arkadaşlar yeşil ipimle 7 sıra 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm ve ipimi burada keseceğim. İlmek kaydırma yaptım, sıramı tamamladım, bir zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Arka tarafta da ipimi gizleyeceğim. Ucunu arka tarafa şöyle aralardan saklıyorum arkadaşlar. Şimdi eteğimizi de tamamladık. Şu yeşil ipi de iç kısma çekeceğim. Sarı ipimizle de bel kısmından bedene tutturacağım. Şurası şöyle ön tarafı biraz hafif öne doğru gelecek. Şimdi eteğini yaptık arkadaşlar. Şimdi Fiona'nın ipimi de şöyle koyayım şunu. Fıstık yeşili ipimi, yani bu rengi alıyorum ki Fiona'ya kulak yapacağız arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Sabitledim. İçine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırma yaptım ve hemen yandaki ilmekten her yuvaya birer tane batacağım. Yani 6 tane ilmeğimi birebir batmış olacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane battım arkadaşlar. Hemen yandaki yuvaya da batıp burada ilmek kaydırma yapacağım. Biraz sırada yapacaktım aslında. Oraya geçtiğim için bu sırada yapıyorum. Fark etmez arkadaşlar. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi bu sırada Şirek'in kulağında bunu 2 sıra örmüştü. Fiona'nın kulağının birazcık küçük olmasını istediğim için burasını 1 sıra ördüm. Ve şimdi hemen bu ilk ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmek benim ilk ilmeğim. Buraya çift batıyorum. Bir tane çift yaptım. Bir tane daha çift yapıyorum. Sık iğne olarak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki iki tane yuvaya yine çift batacağım ama tığıma dolayarak şöyle bakın tığıma doladım ve hepsini birden çektiğim çakma trabzan yaptım. Bir tane daha yaptım. Hemen yandaki ilmeği de aynı şekilde yapıyorum. Bir doladım. 2. Şimdi 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği de yine çifter
batacağız ikisini ama sık iğne olarak batacağız. 1 2 son ilmeğimi de 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yine ilmek kaydırmamı sıramın en başındaki ilmeğimin köşesine batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir önceki ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sırada mevcut olan ilmeğimiz 12 ilmek. Bu 12 ilmeğimizi bir sıra arkadaşlar sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğimi yaptıktan sonra yine sıranın başındaki ilmeğimi batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yani bir önceki ilmekten geçirip hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada bir sırada arkadaşlar şuradaki son zincirimi çekmeyeyim. İlmek kaydırmamı yaptım. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yandakine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şöyle birazcık kenar kısmını daha gösterişli, birazcık kalın olsun diye bir sırada ilmek kaydırma olarak örüyorum. 12 olan ilmeğimi her ilmeğini şöyle ilmek kaydırma olarak geçiyorum. Evet, şu son ilmeğimi de geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum ve kulağı bitiriyoruz. Kulağı dikmek için ipimizi burada birazcık fazla bırakıyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar diğer kulağı da örelim. Bakın şöyle mintik, güzel, mintik bir kulak. Diğer kulağı da örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, diğer kulağı da ördüm arkadaşlar. Şimdi Fiona'ya bir tane burun yapacağız. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Sıkıca kapatıyorum. Hemen yine en baştaki ilmeğe ilmek kaydırma yapacağım. Sıkı olsun diye arkadaşlar. Hemen bir sonraki ilmeğe de bir tane tek, bir tane çift olarak öreceğim bu sırayı. 6 olan ilmeğimi 9 ilmek yapmış olacağım. Bir tek, bir çift, 3 tekrar yapmış oluyoruz. Bir tek, bir çift. Bu da benim son tekrarım arkadaşlar. Toplamda burada 9 tane ilmeğim var. Bu 9 ilmeğimi birebir örüyorum. 1 2 şöyle katlanması lazım. Katlı da tutabilirsiniz şöyle. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve 9 tane ilmeğim var. 9'unu da ördüm. Şu içinden gelen sihirli halkanın ipini şöyle iç kısmını hemen elime de fazla dolanmasın. Şöyle içine koyuyorum. Evet.
Şimdi burada yine eksiltme işlemi yapacağım. Bir tek bir eksiltme işlemi olarak devam ediyorum. Bir tane ördüm. Bir ilmek eksiltiyorum. Birazcık da elyaf koyabiliriz içine. Küçük olduğu için fazla almayacaktır ama az da olsa hemen şöyle biraz elyaf içine koyalım. Evet, bir tek bir eksiltme yapıp yine ilmek sayımızı 6 ilmeğe arkadaşlar düşürmüş olacağız. Yine bir tek bir eksiltme yapıyorum. Bir tane ördüm. 3 tekrar yapacağız. Eksiltmemi yaptım. Evet, sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırmamı yapıp burnu tamamlıyorum. Ve yine dikecek kadar ipimi bırakıyorum. Evet, Fiona'nın burnunu da yaptık arkadaşlar. Yan da dikebilirdik ama bu sefer şöyle dikmeyi dik olsun istedim arkadaşlar. Kulaklarımız ve saçlarımız olduktan sonra daha net ortaya çıkacaktır. Şimdi ben kafasının tepe kısmını ön anlatımda anlattığım gibi artırma yerinin en son sırasını yeşil ördüm. Kafasının renginde. Bir alt sıraya kadar, yani 5 tek bir artırmaya kadar kırmızı ördüm. Çünkü saç takacağım zaman aralardan yeşil örseydim gözükecekti. İsterseniz siz yeşil örebilirsiniz. Daha yoğun da ip takabilirsiniz. Ben gözükmesin diye tepe kısmını kırmızı örmeyi tercih ettim. Şimdi saçlarını takalım. Takmadan önce yüzünü şekillendirelim arkadaşlar. Ondan sonra eteğimizi dikelim. Yüzünü şekillendirelim. Kulaklarını dikelim. Ondan sonra saçımızı takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle iki gözünün ortasına, ama gözün hemen şöyle altındaki sıra değil, bir altındaki sıraya şöyle ortadan top iğnemi tutturup şöyle koyuyorum. Bu şekilde burnu kafayla birleştireceğim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde, yalnız en son sıradan değil, bir üst sırasından, hani 6 tane ilmeğimiz kalmıştı, onun üstünün üstünden tutturacağım. Şöyle hemen ilk tutturmamı yapıyorum. Sıkı bir şekilde her ilmekten mutlaka geçerek burunda bulunan ilmeklerimizin hepsinden geçmeye özen gösterin ve sıkı bir şekilde sırayı da takip ediyoruz. Evet arkadaşlar, Fiona'nın burnunda bir burundan bir kafadan alarak etrafından bütün ilmeklerden almaya özen gösterin. Bir gözle burun arasında orantılı bir şekilde koyduktan sonra dediğim gibi bir kafadan bir burundan alarak burnu diktim. Şimdi şu kafanın hemen şöyle üst tarafına bir yere düğüm oluşturacağım. Çünkü saç yapacağımız için gözükmeyecek.
Şöyle hemen yine ipim içeride olsun diye çekiyorum. Burada da gözükmüyor gerçi. İçine çektiğiniz zaman oluşturduğunuz düğüm gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle evet, burnunu da yapmış olduk. Şimdi Fiona'nın kulaklarını dikelim arkadaşlar. Şimdi bitirmiş olduğum şu ip olan kısmı alt kısma getireceğim. Şöyle hemen saçta yapacağımız için yerini belirliyorum. Evet, burası gayet iyidir. Şöyle yukarı bir sıra kala. Evet, şimdi bu şekilde kulakları da dikelim arkadaşlar. Yerimi belirledim, şurası. İğneme ipimi takıp ipimi hemen şöyle bir iki geçişle dikiş diker gibi şöyle alt kısma doğru yürütüyorum. Bir o sıradan alıp evet şu ipi de kafanın içinde saklayacağız arkadaşlar. Şimdi yerini belirledik. İki sıra alta dikeceğim. Şu bırakmış olduğum kırmızıdan iki sıra altına dikişimi yapacağım. Yani bir sıra kalacak, iki sıraya dikmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle hemen bir sıradan batıyorum. Hemen kulaktan da şimdi şu noktadan şu ip hemen iç kısma çekiyorum. Evet diktim. Yine şöyle uzak yere sıkılayacağım ipimi. Dibine uğraşmayacağım. Dediğim gibi saç takacağımız için şöyle hemen düğümleyip ipimi kesiyorum. Şimdi diktiğim noktayı tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kırmızıyla kırmızıdan sonra bir sıra kaldı şurada. Ondan sonraki alttaki iki sıranın üzerine diktim. Gözden sonra da 2 4 5 5 tane ilmeğim kaldı. 6 ve 7. ilmeklere dikişimi yaptım. Şimdi diğer kulağına dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, kulaklarını diktim arkadaşlar. Şimdi eteğimizi, yani Fiona'nın eteğini dikelim. Şu ön tarafta 3 tane yan yana çift batmıştık. Onun ön kısma gelmesine dikkat edin. Hemen şöyle İğnemle de sabitliyorum. Üst tarafta iki sıra kalması bizim için yeterlidir.
Şöyle. Evet, biliyorsunuz bu sarı kısmı örerken ipimi fazla bırakmıştım. O ipi kullanarak şimdi dikişimi yapacağım. İki sıra bırakalım demiştim. Şöyle birazcık arka tarafı yukarı itiyorum. Evet. Bulunduğu noktadan boyu şeyse arkadaşlar uzun ördüyseniz 3 sırada kalabilir ama şu ön taraftan 2 sıraya benimki boyu denk geldiği için şurada 2 sıra dediğim şuradaki yeşil olan koyu yeşil olan yeri 2 sıra bırakıyorum. Altından eteğini dikeceğim. Evet, şimdi geçişimi yapıyorum. Buradan da 2 sıra kalacağı için şöyle hemen her ilmekten elimden geldiği kadar tutunmaya çalışacağım. Muntazam bir şekilde şöyle bedenin her ilmeğinden geçiyorum. Örmüş olduğum parçanın da arkadaşlar her ilmeğinden tutturmaya çalışıyorum düzgün olsun diye. Ön tarafa doğru geliyorum. Evet, şu ön tarafta birazcık şu V'liğimizi vermek için bir tanesini atlayarak diktim. Etek olan etekteki ilmeğin bir tanesini atladım arkadaşlar. Şurası birazcık V şeklinde kalsın diye. Evet, sıramın bu başa kadar da arkadaşlar şuraya kadar eteğimizi bu şekilde tutturup geliyorum arkadaşlar. Evet, eteğini diktim arkadaşlar ve şöyle bakın ön kısma ipimi tekrar getirdim. Bunu hatta birazcık şöyle bir ilmek daha şöyle göz kararı hemen şöyle hafif bir yana getirdim. Tam ortasından yeşil olan yerden batıyorum. Ve şu arayı orantılı bir şekilde şu taraftan yani şu iğneyi battığım kısım tam orta kısımda kalsın diye bu taraftaki kadar da yine ilmek de sayalım 1 2 3 4'ten sonra batmışım 1 2 3 yine 4 tane de bu tarafa şu önünün biraz tam V şeklinde durmasını istediğim için tekrar buradan batıyorum şuradan bir sonraki ilmekten çıktım tekrar aynı yere batıyorum ve buradan bir gerideki ilmekten çıkıyorum
Tekrar battım. Bu sefer de ilk battığım yerin iç kısmına bir tane daha yapmak istedim arkadaşlar. İç kısımdan şöyle hemen bakın. İç kısımdan bir kere daha bir öndeki öne doğru birer ilmekten tekrar alıp bir şerit de oradan oluşturacağım. Bakın şöyle, evet. Tekrar buradan batıyorum. Şu en baştaki kısma geliyorum. Bakın şu ön kısmı tam V gibi dursun diye. Evet, hemen şu yapmış olduğum ilmeğime, bakın şöyle ipimi buraya sıkılıyorum. Aynı noktadan tekrar bedene bataraktan iç kısma çekeceğim. Bakın. Tekrar bir kez daha yürütüp ipimi burada kesiyorum. Evet, şuradan birazcık ayaklarımız gözüktü ve Fiona'nın arkadaşlar eteğini de yapmış olduk. Şimdi Fiona'nın saçını yapalım arkadaşlar beraber. Ben kafasının üst kısmını içi belli olmasın diye kırmızı ördüğümü söylemiştim ama bir ton koyu kırmızıyla da saçlarımızı takacağız. Şimdi Fiona'nın saçının arkasını da hafif birazcık öreceğimiz için şimdi boyutunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan taktığımı düşünüyorum. Fazlasını keseriz. Çünkü kısa da olursa belki yetişmeyebilir. Şu boyda herhangi bir elinizde ne varsa aparatınız şu şekilde. Bakalım benim buna olacak mı? Bu küçük geldi. Yani ikiye katlayıp tek tek de kesebilirsiniz isterseniz. Tam tepe kısmına koyduğum zaman tepe kısmından alt taraflarda da birazcık daha uzun olacağı için ikiye katlayıp tam tepe kısmına koyduğumuz zaman şöyle birazcık daha küçülttüm. Evet, şuradaki eteğimizin sarı olan kemer kısmının biraz bir iki sıra altına kadar arkadaşlar bu boyutta, bakın şöyle keseyim. İsterseniz dediğim bir objeye sararak da yapabilirsiniz. Şöyle bu boyutta birazcık saç keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir kredi kartı, banka kartı, her ne olursa ego kartı bile olabilir. Böyle bir kartın şöyle sarmamız boyu bizim için yeterli oldu. Olacaktır yani. Ölçtüm. Şöyle bir müddet sarıyorum. Saçlarını liflik iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kullandığınız iple de yapabilirsiniz. Şimdi bu kadar şimdilik yeterli. Bunu kesiyorum. Az gelirse tekrar arkadaşlar keseceğim. Şimdi sadece kırmızı olan yere takacağım. Alt kısımlarında zaten aşağıya doğru belik öreceğimiz için hafif buradan tutturabilirim ya da ilmek arasından geçirebilirim. Birkaç tane ya da buraya da yeniden saç takabilirim. Onunla birlikte ördüğüm zaman tutacaktır, kaymayacaktır. Şimdi hemen şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle ön kısmından ilk sıradan
Bakın şöyle hemen takmaya başladım arkadaşlar. Bu ön tarafını her ilmeğe bir tane olarak takacağım. Tepe kısmında atlayabilirim. Arada bir ilmekleri atlayarak takacağım. Şimdi bu ön kısma arkadaşlar şu araya komple tek tek her ilmeğe takıp geliyorum önce. Bu şekilde o arayı dolduracağım. Evet şu ön kısma arkadaşlar her ilmeğe taktım. Arka tarafa doğru da taktım ama birer ilmek atlayarak taktım. Bakın arası arası seyrek. Çünkü şuralara da takacağım için üst üste gelecek. Çok olmasını istemiyorum. Şimdi bu kesmiş olduğum boydaki bu iplerimi de bakın hemen şuradan orta kısımdan bu tarafa doğru takacağım. Ön tarafa taktığım zaman onlar biraz kısa gelecek. Çünkü bakın şunları öne ayırdım. Şöyle ön tarafa doğru belimizi öreceğiz. O yüzden bu boyu taktım buraya. Çünkü şöyle yaptığım zaman biliyorsunuz belik öreceğiz kısa olacağı için birazcık şuradaki sihirli halkanın hizasından şuradan ön tarafa doğru olan saç tellerimi birazcık daha büyük keseceğim. Elimdekileri arka taraf için takacağım şimdi. Yine ikiye katlıyorum. Şimdi şuradaki sıraya atlıyorum. Şuradaki sıraya takıyorum. Ama dediğim gibi yine ilmekleri atlayarak dip kısmı da kırmızı ördüğüm için dibi de belli olmayacak. Zaten üst üste de arkaya doğru toplayacağımız için çok fazla belli olmayacak. Hemen şöyle elimde bulunan bu saç tellerinde dediğim gibi arka taraf yarısına yani kafanın şuradan böldüğümüz zaman arka taraf yarısına takıyorum. Şimdi elimde bulunan ipleri takayım ben arka taraf parçaya. Tekrar birazcık uzunluğu arkadaşlar hemen hemen uzunu dediğimde arkadaşlar şu katlı vaziyette bir o kadar daha uzun olması lazım. Yani bu ipimizi %50 daha uzun keseceğim o taraf için. Fazla olsun fazlasını beliğimizi ördükten sonra saç örgüsünü yaptıktan sonra fazlasını keseriz. Evet kalan iplerimi bakın şöyle arka taraf yarısına taktım ve tekrar yeniden ön taraf yarısı için ip ayarladım. Saç teli ayarladım yani. Bakın şuradan uzunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerini ikiye katladığım zaman şöyleydi. Şu kadar hemen hemen dediğim gibi yarısı kadar daha uzun bir ip ayarladım. Şimdi şu bir tane kalan saç telimi de hemen şöyle orta kısma onu da takıyorum. Şimdi ayarlamış olduğum saç tellerini de ikiye katlayıp hemen yine böyle sıra bir sıraya takıp bir sıraya takmayacağım arkadaşlar ve birer tane ilmekte atlayacağım. Hemen şöyle takıyorum.
arka tarafa doğru çekiyorum onu da, yatımı o tarafa düzgün olsun diye. Bir sonraki sıraya takmayacağım, bir sonrakine takıyorum. Yani dediğim gibi sıra atlayarak bir dahaki sonraki sıraya da arkadaşlar takmış olduğumuz şuradaki iki ilmeğin hemen ortasına denk gelecek şekilde takarsanız birbirini kapatacaktır arkadaşlar. Yani çaprazlama şekilde elinizden geldiği kadar takmaya çalışın. Aynı hizaya değil, iki tane takmış olduğumuz ipimizin tam ortasına gelecek şekilde takacağız. Evet, bu şekilde ben biraz daha ip kesip bu boş kısmı da dolduracağım. Sonra saçımıza şeklini verelim arkadaşlar. Evet, bütün saç tellerini taktım arkadaşlar. Şu ön tarafa bir sıra bütün ilmeklere takmıştım. Gördüğünüz gibi. Bunları ön tarafta tutuyorum. Ve bundan sonraki takmış olduğum iplerim benim biraz daha uzundu. Şimdi buraya takmış olduğum iplerden uzun olanlardan şöyle birer tane ikiye katlayıp taktığımız için iki kanat, bunların tek bir kanadını öne doğru alıyorum. Yani bir kaynaşma olsun şurada diye ön tarafta. Evet, şöyle şuradaki ilmeğimden de şundan da alıyorum. Evet, bakın şöyle. Şimdi bu öndeki olan almış olduğum saç tellerini tam şöyle orta kısımdan ikiye ayırıyorum. Bakın şöyle ikiye ayırdım. Arkadan gelen ipimi şöyle yan tarafa alıyorum ve şuradan 3-4 tane ya da 5 tane de olabilir. 4 tane kafi. 4 tane ipi bırakıyorum. Geri kalan iplerimi saç örgüsü öreceğim. Bunu 5 de bırakabiliriz. 5 tane bırakayım. Şimdi bunu da göz kararı şöyle bölüyorum 3'e. Ve buraya saç örgüsü örüyorum. Şu 5 tanem ayrı. Şuradaki kalan iplerimi şunu da arka tarafa alayım. Evet, şöyle hemen. Evet, şöyle sonuna kadar da ördüm. Şuradaki uzun olan ipimle de tutturacağım. Açılmasın diye tutturuyorum. Arka taraf beliği örerken arkadaşlar buradaki örmüş olduğumuz beliğimizi şöyle arka tarafa toplayacağız. Şimdi bu 5 tane olan ipimi şöyle bırakıyorum. Bunu kısa keseceğim. Şimdi şu tarafına geçtim. Yine şu arkadan getirdiğim ipi öreceğim saç örgüsünü alıyorum arkadaşlar. Ön taraftan yine 2 4 orantılı olsun. 5 tane de buradan saç telimizi bıraktıktan sonra kalan ipimi tekrar bu tarafa doğru saç örgüsü öreceğim.
Göz kararı bir şekilde ayırıyorum bunu. Yine içindeki uzun ilmekle hemen şöyle etrafından çevirip örmüş olduğum beliğim dediğim gibi açılmasın diye hemen onu da oraya toparladım. Şimdi diğer kalan iplerimizi dediğim gibi arka taraftan saç örgüsü öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun da enseye tutması için hani kaymasın dedik, tutsun burada dedik. İsterseniz şöyle birkaç tane ense kısmına tekrar yeniden ip de takabiliriz. Yoksa kendi buradaki tutturmuş olduğumuz saçları da alt tarafa doğru tutturabilirdik arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan göz kararı bir yerden kafayı boyunlu olan bir 4-5 sıra yukarıya doğru hemen buraya bir tane saç teli takıyorum. Bir tane daha takacağım. Bir tane de aynı hizadan yine devam ediyorum. Bir tane daha takalım. 3 tane olsun. Şimdi bunlarla birlikte saç örgümüzü ördüğümüz zaman bunlar da yukarıya toplanmaması için destek verecektir. Şimdi kalan bütün iplerimizi şöyle düzenliyorum. Ve buraya arkadaşlar belik öreceğiz. Belik örmesek de tuttursak da olur. İsterseniz şuradan şöyle bağlayabilirsiniz de şuradan dipten bağlayıp şuradaki saç örgülerini de arasına alıp şöyle bağlayabilirsiniz de arkadaşlar şuradan. Evet bakın böyle. Ama örebildiğim kadar ben bir belik örmek istiyorum. Hemen şöyle göz kararı ayırıyorum. Dediğim gibi o alta takmış olduğum 3 tane ipi de arkadaşlar aralarına alıyorum ki onlar daha aşağıya doğru tutsun diye. Bakın hemen şöyle küçük bir toplama işi. Biraz daha da uzun taksak arkadaşlar daha da iyi olacaktı ama ip israfına da çok da fazla gitmek istemedim. Açıkçası ipimin araya gitmesini istemediğim için arkadaşlar şöyle hemen ilk etapta burayı bir tutturuyorum. Evet. Şimdi buradaki yandaki belikleri de içine alarak şöyle tekrar onlarla birlikte bağlayacağım arkadaşlar. Biraz iplerim saç örgüm kısa olduğu için evet olmadı bunlarımızı.
Evet, şuradan tutturup alt kısmından içine vereceğim arkadaşlar. Onu da şöyle. Bakın. Buradaki saç tellerimizi de yana doğru keseceğim. Şimdi iğne yardımıyla bunları tutturacağım. Uzak olduğu için yetişmedi arkadaşlar. Şöyle hemen iğneme ipimi alıyorum. Kırmızı ipimi. Şu ayırmış olduğum saç tellerimi bırakıp şuradaki saç örgüsünü bakın şöyle geldiği yere kadar şuradan tutturacağım. Evet, kaymasını istemiyorum. Bunları buraya sabitliyorum. Gittiği yere kadar şöyle hemen toparlayarak saç örgümün altında kalmasını istiyorum. Buradan da karşı tarafa geçiyorum. Bakın bunu toparladım. Şimdi buradaki saç örgüsünü tutturacağım. Evet, şu ipimin altında kalması gerekiyor. Şöyle. Şimdi buradan tutturdum. Vida arasından tekrar geçerim arkadaşlar. Şimdi şu ipimi tekrar çıkarıyorum. Yeniden belimi öreceğim. Şimdi daha düzgün olsun diye saç örgümü şu arayı kapatacak şekilde şuradan şöyle arkadaşlar belik örmeyeceğim. Öyle bir karar aldım çünkü dediğim gibi ipimiz çok fazla uzun olmadığı için saç örgüsü biraz çok zor örülüyor ama zor olduğu için saç örgüsü örmeyeceğim. Şuradan güzel bir şekilde saçımızı bağlayacağım. Bakın hemen şuradan yandan gelen beliklerimi de kapatsın diye düzlüyorum. Şu ayırmış olduğum ipimi de alıyorum. Bununla bağlayacağım. Şimdi ben saçımın şeklini vereyim, bağlayayım arkadaşlar. Güzel bir şekilde Fiona'mıza kaş yapacağız. Kaş yapmak için tekrar saçını hallettikten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet, kaşı için arkadaşlar kırmızı ipimi aldım ve katını açtım. Hemen şöyle saçıyla teni arasında şurada bir sıra kalacak. Buradan hemen göz kararı çıkıp şöyle 3 ilmekten bir sıra aşağıya doğru aldım. Tekrar karşı tarafa geçiyorum. Buradan da yine 3 ilmekten ya da ilmeklerimiz yana döndüğü için burada 2 de olabilir. Şöyle bakıyorum. 2 ilmekten geçişimi yapıyorum. Şöyle şu kaşın şurasına geldim. Evet, 2 ilmek kafi arkadaşlar. Kaşımızı da oluşturduk. Şurada hemen
ipimi sıkılıyorum ve batıp şu kaküllerimiz var, bunları ön tarafa alıyorum, kafanın içine çıkacağım. Sıkıldıktan sonra bu ipimi de saçın içinde bırakacağım. Evet, şuradan da kesiyorum. Araya çok şey yapamadım. Saçı bakın şöyle bağladım arka kısmını. Şimdi kaşları da yaptık. Şu kaküllerimizi ayarlayacağız ama onları ayarlamadan önce fiyonumuza bir de ağız işleyelim arkadaşlar. Siyah ipimi alıyorum. Hemen şöyle arkada düğüm oluşturmasak da olur. Daha önce öyle de yapmıştım. Şöyle keseyim. Düğüm çalışması. Çünkü düğüm içinde saklamak da sıkıntı oluyor. Şöyle bakalım. Şimdi şuradan ipimi giriyorum. Bir noktadan ilmeğe batmadan aradan iki ilmeklerin ara noktasından girmeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şuradan girdim. Hemen minicik bir ağız yapacağım. Çok büyük olmayacak. Birazcık ipimi burada bırakıyorum. Biraz daha küçük olacak. Bu biraz büyük oldu. Bir ilmek daha hemen iç kısma kayıyorum. Hemen şöyle burnun altında bakın şey küçücük. Bu bizim için yeterli. Arada 2-4 tane ilmeğim var. Hemen şöyle orta kısımdan da şöyle bir geçiş yaptıktan sonra güler vaziyette fiyonamızı tamamlayacağız. Şimdi hemen yandaki ilmeğe de geçiyorum. Yuvarlak olsun diye buradan da tutturuyorum. Ve şu bırakmış olduğum ipimin yanından çıkacağım. Bakın ağız da tamam. Şimdi bu iki ipimi birbirine burada bağlıyorum. Sıkı bir şekilde birazcık şöyle 3-5 sefer bağlıyorum ki açılmasın diye. Evet, şimdi burada ipimi fazla olan kısmını kesiyorum ve tığımla da iç kısma çekiyorum. Evet, fiyonanın ağzını da yaptık arkadaşlar. Şimdi kaküllerimizi de keselim. Şimdi kakülümüzü de uzun olsun, kısa olmasın. Şöyle hemen verevine şuradan bir kestim. Aynı uzunlukta. Şuradan da bir daha kesiyorum. Bunlar da böyle yan kısımda kalacak. İsterseniz şöyle birbirinin üstüne de aşırabiliriz. Evet, fiyonamızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi fiyonamıza bir tane taç öreceğim. Ama tabi varsa elinizde altın sarısı gold bir renkle örebilirsiniz. Ama benim şu an elimde gold ipim olmadığı için sadece göstermek istediğim için de şu sarı ipimi kullanarak minik bir taç yapacağım. Evet, şimdi zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minik bir taç yapacağım. 10 tane zincir çektim. Doladım arkadaşlar. İkinci zincirden, 2, 3. zincirden itibaren yapalım. Bakın buraya bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tepesine batıyorum.
Tekrar yandaki yuvaya bir ikili trabzan daha yaptım. Bir, iki. Bu zincirlerinizi iki ya da üç de çekebilirsiniz. Bakın şöyle ilerleyeceğim. Tekrar doladım. Yandaki yuvaya batıyorum. Bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim. Tekrar doladım. Bir, iki, üçlü trabzan. Bir, iki, üç zincir. Ve tepesine batıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar doladım. İkili trabzan yapıyorum artık. 1 3 zincirimi çektim. Baş kısma battım. Doladım. Tekrar ikili zincir. Pardon, ikili trabzan. 3 zincir. Baş kısmına batıyorum. Bir kez daha ikili trabzan yapıp tacımı bitireceğim. Dibindeki ilmeği batacağım. 1, 2, 3 tane battım. Burada dip kısma da bir zincir çekip hemen şöyle dip kısma iniyorum. Bir zincir çekiyorum ve tacımı tamamladım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, tacımızı da Fiona'nın başına tutturup son haliyle Fiona'nın geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Fiona'yı tamamladım. Tacımızı da kafasına tutturdum arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Saçını daha uzun takarsanız ipini belik örebilirsiniz. Bir de bu kadar da çok da takmaya da gerek yok arkadaşlar. Birazcık fazla takmışım ben. Birazcık daha az olabilir. Evet arkadaşlar, Fiona'ya kiprik yapmayı unuttuk. Kipriğimizi de yapalım. Yine siyah ipimi aldım. Katını açtım ince bir ip olması için. Şu kalküllerimizi şöyle alıyorum. Şimdi şuradan giriyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi ilmek arasından. Hemen gözün yan kısmından çıkıyorum. İpimi çok çekmeyeceğim. Çünkü burada bir sıkılama işlemi yapacağım. Hemen burada şöyle 2 ilmek geriye geliyorum. İsterseniz dip kısma geri gelelim. Şöyle. Ve buradan da çapraz bir şekilde şöyle üst kısma bir tane ilmek çapraz bir şekilde geliyorum ve buradan diğer göze geçişimi yapacağım. Tabi o taraf yana iğnemi geçiremeyeceğim için şöyle bir geçiş yapıyorum. Tekrar gözün hemen şu alttaki yan kısmından çıkacağım. Evet, şöyle. Yine diğer kiprikte olduğu gibi 2 ilmek bu tarafa geliyorum. Tekrar dip kısma geleceğim. Ve çapraz bir şekilde 1 ilmek yukarı doğru çıkıyorum. Evet, buradan da şöyle ipimi ucunu çıkarayım. Buradan da yine şuradaki ucu bırakmıştım burada arkadaşlar. Tekrar oraya doğru iğnemi yürütüyorum. Aynı noktadan çıkmaya özen gösterin. Çünkü ipimizi orada sıkılayacağız. Evet, şimdi iğnemden çıkardım ve burada iki ipimi bağlıyorum. Ve hemen şöyle iğnemi de kullanabilirim. Tığımın yardımıyla da
Bu ipimi de şöyle iç kısma doğru çekiyorum. Evet, kiplikleri olunca fiyonamız daha tatlı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fiyonayı tamamladık. Biliyorsunuz bir önceki videoda da şireyi örmüştük. İkilimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.